Uzmanım Net'e hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 10'un en yeni sürümü 1903 yani Mayıs 2019 Update sürümünün ISO dosyasını direkt Microsoft'un sitesinden nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google Chrome tarayıcısını açıp videonun açıklama kısmında bulabileceğiniz bu siteye gitmeniz gerekiyor. Siteye gittikten sonra alt kısımdaki "Aracı şimdi indirin" butonuna sağ tıklayın ve "İncele" deyin. İncele dedikten sonra gördüğünüz gibi sağ tarafta böyle bir özelliklerin olduğu bölüm açılacak. Buradan yapmanız gereken şey mouse ile gösterdiğim 3 nokta simgesine bir kere tıklayıp ardından More Tools yani daha fazla araç sekmesine gelmek ve bu sekmeden Network Conditions seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğiniz zaman sayfanın hemen şu bölümün alt kısmında bazı seçenekler yer alıyor. Burada bakın User Agent otomatik olarak seçilecek şekilde ayarlanmış. Biz bunun otomatik olarak seçilme ayarını kaldırıp bu açılan listeden şöyle bu şekilde açılıyor liste. Bu alt kısımdan Safari, iPad, iOS 9'u seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra şimdi yapmamız gereken şey sayfayı bir kere yenilemek. Yenileyelim sayfayı hemen. Sayfa yenilendi, gördüğünüz gibi bakın artık sürüm seçin diyor. Yani şu anda izin verilen olarak hem Mayıs 2019 güncellemesini veya bundan bir önceki güncelleme olan Ekim 2018 güncellemesini indirebiliyorum. Windows 10'lar arasında. Ben buradan Mayıs 2019'u seçiyorum ve onayla diyorum. Şimdi dilimizi seçelim, Türkçe olarak tekrar onaylayalım. Bu şekilde ISO dosyasını direkt indireceğiz. Yani önceden Windows 10'un önce bir programı iniyordu. ISO dosyasını o programın kendisi indiriyordu. Biz böylece kendimiz direkt bilgisayarımıza indirmiş olacağız. Sürümü seçme bölümü geldi. Ben 64 bit kullanıyorum, o yüzden 64 bit indir butonuna bir kere tıkladım. Ve birazcık beklediğimde bakın indirmeyi başlatmama izin veriyor. 4.25 GB'lık bir boyutu varmış. Artık indirmeyi başlat dediğim zaman Windows 10'un 1903 sürümü bilgisayarıma direkt olarak Microsoft'un sitesinden tamamen yasal bir şekilde, resmi bir şekilde indirilmiş olacak. Yapamadığınız bir şey olursa yorum bölümünden bize belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni bir çözümde görüşmek dileğiyle.